Şimdi aslında Karabük'te ilk kez 1998 yılında kurulmuştu. 99-2000 sezonundan itibaren 20 sezon aralıksız liglerde mücadele etmişti. 2003-2004 sezonunda daha kurumsal bir yapının içerisinde faaliyetini sürdürmesini düşünerek Kardemir Karabük Spor'la bütünleşmesini sağlamış. Bizler de kendi yolumuza ayrılmıştık. Daha sonraki süreçlerde başarılı işlere imza attılar. Sayısız Türkiye ikincilikleri, üçüncülükleri oldu. Avrupa'da oynadılar. 2018 sezonunda ligden çekilme kararı aldılar. Ve yanlış yazışmalar nedeniyle, bizim de önerilerimizi dikkate almamaları nedeniyle 3. lige düşürüldüler. Bu cezayı aslında bu takım hak etmiyordu. Bunu daha sonraki maçlarda da gözlemledik. Tüm otoriteler bu takım Süper Lig'den düşmeyecek kaliteyi gösteriyor diye bize söylediler. Biz aslında bu faaliyette durdurulan takımı yeniden liglere katarak küllerinden bir yeni bir takım oluşturduk. Sizler de görüyorsunuz. Her şeyin ötesinde çocukların mutlu olması lazım. Bizden ziyade çocukların ailelerinin, toplumun mutlu olması gerekiyor. Burada da o mutluluğu Karabük'e yaşattığımızı düşünüyorum. Ama zaten Kardemir Karabük Spor'dayken takımın iskelet yapısından 5-6 tane oyuncumuz var şu anda. Onun üzerine üniversiteden ve ortaokuldan, liseden genç oyuncular adapte ettik. Biz kendimiz 10 yıl sonra tekrar başladık. Yani taban iyi, orta iyi, tavan da iyi. Üçüncülüğe göre bayağı iyi seviyede bir takım olduk. İyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Küllerinden doğan yeni bir takım oldu. Çok üzülmüştük Kardemir Karabükspor'un sıkıntıya düştükten sonra. Özellikle bu branşın kapatılması ki ilk kurucuları yine biziz. Yıllarca uğraştık, ligindeki Süper Lig'e çıkardık. Karabükspor'da çok iyi seviyelere geldi. Lig ikinci, Süper Lig ikinciliği, üçüncülüğü var. O seviyeden sonra birdenbire branşın kapatılması açıkçası bize acı vermişti. Bir araya geldik başkanımla beraber. İyi bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah daha iyi olacak. Yenilik sizde. 2005'liyim. Bu spora 6-7 senedir oynuyorum. Kardemir Karabükspor Süper Lig'deyken de vardı zaten. Aynen. Şimdi de devam ediyorsun. Aynen. Takım kapatıldığında üzülmüş müydün? Yani üzülmüştüm. Şimdi yeniden kuruldu. Tekrar oynuyorsunuz. Aynen. Düşüncelerini alabilir miyim? Düşüncelerim, çok mutluyum. Böyle bir ailenin içinde olmak. Bazı abilerimi zaten tanıyorum. Yeni gelen kişiler de var. Onlarla da çok iyi anlaşıyorum. Namalip devam ediyorsunuz. Aynen. İkinci lige çıkmanız garanti gibi. İnşallah. Yeniden Süper Lig'e çıkacak mısınız? Özlüyor musunuz? Evet. Çıkacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Ben... Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 20 yıldır bu sporun içerisindeyiz. Engelli kardeşlerimizin evinden çıkıp hayata bağlandığı bir spor. Sağ olsun bundan yıllar önce Erdoğan Gökçe ve arkadaşlarıyla birlikte çıkılan bu yolda büyük başarılar elde edilip Kardemir Karabükspor'a devredilip ve daha sonra da Kardemir Karabükspor'da yaklaşık 9 tane kupa alan bir tekerlekli sandalye basketbol engelli kardeşlerimizin başarısıyla Avrupa'da derece yapmış bir spordu bu arkadaşlarımızla birlikte. Bu sporu yıllar sonra Karabükspor'un girmiş olduğu mali kriz nedeniyle ve yapılan hata nedeniyle bir kulübün kapatılması, bizim kulübün devredilmesi, Demir Kartal Spor Kulübü'ne yine Erdoğan Gökçe Bey'e ve Ziya Yalçın Bey'in de destekleriyle yeniden küllerinden doğan bir takım elde edildi.